Süper İnsan programı başlatılıyor. Genetik bilgiler alınıyor. Hatalı genler ortadan kaldırılıyor. Yapay zeka desteği sağlanıyor. Süper insan başarıyla oluşturuldu. Evet, bu cümleler size bilim kurgu filminden çıkmış gibi geliyor olabilir. İnsanın hayal dünyasında muazzam bir etki bıraktığı aşikar. Peki size bu durumun gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok desek? Üstelik bu alanda çalışmalar yapan birçok bilim adamı mevcut. Ve bu konuda çok ciddiler. Geçmişten beri süper kahramanlara insanoğlu aşırı ilgi göstermektedir. Tabii herkes de kendisinde süper bir özelliğin olmasını hayal etmiştir mutlaka. Bizim de bu konuya değinmekteki amacımız, bilim adamlarının süper insan oluşturma ile ilgili çalışmaları ve bu konudaki tehlikeyi ölmeden önce kaleme alan Stephen Hawking. İnsanoğlu, yaratılışından bu yana hep bir parçasının eksik olduğu düşüncesiyle yaşadı. İnsanın kendini kusurlu bir varlık olarak görmesi, yaratılışındaki mükemmelliyetçiliği yok sayması ve tanrılaşma isteği geçmişten günümüze kadar devam etmiştir. Firavun, Nemrut ve daha birçoğu bu örnekler içine girebilir. Günümüzde ise gelişen teknoloji ile beraber bu düşünce ile ilgili somut adımlar atılmaya başlandı. Üstelik ortaya çıkan sonuçların insanların yararına olduğu söylense de kapalı kapılar ardında nasıl deneyler yapıldığını asla öğrenemeyeceğiz. Stephen Hawking'in ölmeden önce yazdığı son makalesi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Yayımlandığı günden beri dikkatleri üzerinde toplayan makalede süper insanlarla ilgili olan bölüm oldukça ses getirdi. Stephen Hawking son kitabı olan Büyük Sorulara Kısa Cevaplardaki bazı bölümler The Sunday Times gazetesi tarafından yayımlandı. Bu yazıda en çok dikkat çeken detay ise genetik mühendisi ve insanın kendi kendine evrimine müdahale ederek yaratacağı süper insanlar. Genetik mühendislik son yıllarda insan biyolojisi üzerinde yapılan tüm araştırmaların merkezinde yer alıyor. Ve bu araştırmaların arttırılması için çalışmalar hızla devam etmektedir. Hawking'e göre insanlığın sonunu getirecek olan da tam olarak genetik mühendisliğin ilerlemesi olacak. Yine Hawking'e göre insanlık bu yüzyıl içerisinde genetik mühendislikte oldukça ilerleyecek ve ortaya genetiğiyle oynanmış süper insanlar çıkacak. Bir anlamda kontrol altında tutulabilen süper insanlar. Transcendence filminin başrol oyuncusu Johnny Depp, terörist saldırı sonrası vurulmuş ve eşinden ölmeden önce kendi beynini bir bilgisayara aktarmasını istemişti. Bu aktarımdan sonra bir dizi olaylar gerçekleşmiş ve yapay zeka insanın hatalı genlerini yenileriyle değiştirerek sakat insanları eskisinden daha güçlü ve verimli bir hale getirmişti. Tabii bu değişime uğrayan insanlar yapay zeka ile kontrol altında tutuluyorlardı. Duygu yok, acı yok ve benzerleri. Filmi hatırlayanlar bilir. Sizce de böyle bir gelecek yakın değil mi? Devam edecek olursak, aslında Hawking, insanlar üzerinde genetik oylamalar yapmanın devletler tarafından yasaklanacağını düşünüyor. Bu konuyla alakalı hali hazırda birçok devlet önlem alıcı açıklamalar yapmaktadır. Hawking ayrıca dünyanın zenginlerinin genetik mühendislikten faydalanma hırsından vazgeçmeyeceğini söylüyor. Kitaptan yayınlanan bölümlere göz atacak olursak, zenginlerin çocuklarının DNA'ları üzerinde yapacakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk insanlığın sonunu getirecek. Yazının bu bölümünü sizlere aktardığımızda aklımıza Heroes adlı dizi geldi. Yayınlandığı dönemde ortalığı kasıp kavuran ve uzun süre fenomen olmuş bir dizi. Dizinin konusunu bilmeyenler için biraz bahsedelim. Sıradan görünen bir grup birey ancak özel kelimesiyle tanımlanabilecek olan bazı yeteneklere sahiptirler. Bu kişiler yeteneklerinin farkında olmasalar da bu bireyler sadece dünyayı kurtarmakla kalmayıp onu sonsuza dek değiştirecekler. Bu sıradanlıktan olağanüstülüğe dönüşü bir gecede meydana gelmeyecek. Her hikayenin bir başlangıcı vardır sözüyle başlıyor dizimiz. Hepsi de önceden sıradan bir hayat yaşayan, bazıları farklı arayışlar içerisinde olan, bazıları ise normal hayatlarını sürdürmeye çalışan normal birer insandı. Ta ki bir gün
aslında çok farklı bir kader için seçildiklerini ve kendilerine hayal bile edemeyecekleri yetenekler verildiğini öğrenene kadar. Aralarından hiçbiri bu yetenekleri nasıl kazandıklarını ve bu yeni güçleri ile ne yapmaları gerektiğini bilmiyordu. Hayal bile edemeyecekleri şeyler yapabilmektelerdi. Uçabiliyor, geleceği resmedebiliyor, zamanı durdurabiliyor, zamanda yolculuk edebiliyor, düşünceleri okuyabiliyor, katı cisimlerin içinden geçebiliyor ve daha bizim bile bilmediğimiz yeteneklere sahip birçok yeni kahraman dünya üzerinde kaderlerini, seçiliş amaçlarını ve yapmaları gereken şeyi arıyorlardı. Kötülük için kullanılmak istenildiğinde ölümcül sonuçlar doğurabilecek, iyilik için kullanıldığında ise muazzam şeyler yapabilecek güçteydiler. Ama asıl sorular hangisini yapmakla görevlendirilecekleri? Asıl amaçlarının ne olacağı? Neden bu güçlere sahip oldukları ve onlardan istenenin aslında ne oldu? Dizinin konusu ne kadar etkileyici değil mi? Bizim anlatmak istediğimize ne kadar çok uyuyor? Neyse biz devam edelim. Üstelik bu yeteneğe sahip olan ve yöneten kişiler de zengin kişilerdi. Yani anlayacağınız süper kahraman olabilmek için bile zengin olmak gerekecek. Fakirlerin işi yine çok zor. Adaletsiz dünya. İnsanlığın ilgisini çeken süper kahraman hikayeleri birçok filmde kendine yer edinmiş ve hala da yer edinmektedir. Bununla ilgili Superman, Batman, Captain America, X-Men, Avengers ve daha nicelerini sayabilmek mümkün. Hawking şöyle devam etmektedir. Bu yüzyılda insanların zeka ve saldırganlık gibi içgüdüleri değiştirmenin yolunu keşfedeceğinden eminim. Muhtemelen insanlar üzerinde genetik mühendisliği uygulamaların yapılması karşıtı yasalar kabul edilecek. Ancak bazı insanlar hafıza, hastalıklara karşı dayanıklılık ve ömür süresi gibi insani özellikleri geliştirme hırsına karşı koyamayacak. Bu tür insanlar ortaya çıktığında geliştirilmemiş insanlarla ilgili önemli siyasi sorunlar olacak. Sıradan insanların soyu tükenecek ya da önemsiz hale gelecekler. Onlar yerine kendi kendilerini tasarlayan bir ırk olacak. İnsan ırkı kendilerini yeniden tasarlayabilirse muhtemelen yayılacaklar ve diğer gezegenlerle yıldızlarda kolonileşecekler. Burada akıllara 2018 yapımı Titan filmi gelmektedir. Yakın gelecekte insanların en büyük ihtiyacı yaşayabilecek yeni bir gezegen bulmaktır. Filmde Gözde Hava Kuvvetleri pilotu Rick Jensen, insan ırkına yararı olabilecek ve beklenmedik yankılar doğurabilecek bir askeri deneyde yer almaya karar verir. Plan, onu Satürn'ün birçok uydusundan en büyüğü olan Titan'ın zorlu ortamlarında sağ kalabilecek bir süper insana dönüştürmektir. Ancak proje ilerledikçe, projenin arkasındaki beynin çok daha kötücül amaçları olduğu ortaya çıkmaya başlar. Deney sonucunda Rick'i, eşini, ailesini ve muhtemelen tüm insanlığın yaşamını tehdit eden yan etkiler meydana gelecektir. Bu filmi de genetik mühendisliğin yan etkileri olarak düşünebiliriz aslında. Bunun dışında teknolojinin ve insanlığın gelişimi ve Mars'ta kolonileşme fikriyle hareket eden isim ise Elon Musk. Dünyanın belli bir zaman sonra yaşam için yetersiz kalacağına ve yeni gezegenler arayışına şimdiden başlamamız gerektiği tezini savunanlardan. Tabii arkasında da bir sürü destekçisiyle beraber. Üstelik bu destek ile beraber Falcon Heavy roketiyle Mars'a uzay aracını gönderdi bile. Tabii içinde Tesla Roadster marka aracıyla. Devam edecek olursak, Hawking tüm tahminleri yaklaşık 6 yıl önce ortaya çıkarılan CRISPR-Cas9 teknolojisine dayandırıyor. CRISPR-Cas9 bir genom düzenleme aracıdır. Üstelik maliyet bakımından da bir hayli ucuz. Tüm bilim adamları için ulaşılabilir bir teknoloji aslında. Bu teknoloji sayesinde DNA üzerinde değişiklikler yapılmaya başlanırken bilim insanları kötü genleri ayıklayabilmektedirler. Böylece kanser gibi kötücül DNA'ların yol açtığı hastalıklar tedavi edilebilmektedir. Tabii bu işin iyi görünen kısmı. CRISPR-Cas9 tekniği sayesinde insan vücudunun kimi engellerinin kaldırılabileceğini ve çeşitli ekstra özellikler eklenebileceğini belirten Hawking, geçtiğimiz yıllarda yapay zeka teknolojisinin kendi bilincine erişmesi durumunda Matrix benzeri bir insan kıyımına girilebileceğini vurgulamıştı. Videoyu sonlandırmadan önce şunu da belirtmek isterim. İnsanlığın sonunun nasıl geleceği konusunda çeşitli videolarım mevcut. Bu videoda ise genetik mühendisliğin gelişmesiyle beraber insanlığın yok oluşunu ele almaya çalıştım. Fantastik kıyamet senaryoları haricinde günümüz şartlarına bakıldığında insanlığın yok oluşu için ya nükleer savaş çıkması ya da biyolojik savaş çıkması gerek gibi görünüyor. Sizin kafanızdaki yok oluş senaryosunu bize yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.